Herkes selamlar. Çanakkale'de çok güzel bir yer gördüm geçen gün gezerken. Orada bir kamp yapmalıyım dedim. Şimdi oraya gidiyoruz. Haydi bakalım. Şimdi buraya kurulacağım. Çadırın konumunu şuraya alacağım herhalde. Hava bugün gayet iyi ama akşamları birazcık serin oluyor burada. Özellikle biraz daha yukarıdayım şu anda. Daha da serin olacaktır ama kamp yapmak için enfes bir hava. Ne çok sıcak ne çok soğuk. Biraz daha soğuk olsa daha iyi olabilirdi aslında ama. Şimdi size buradan bahsedeceğim biraz ama önce bir çayımızı yapalım. İlk gezdiğimde beni hayran bırakmıştı kendisine ve zaten aklımdaydı. Geçen geldiğimde görmüştüm burayı. Ah. Şu çok iş görüyor ya. Bilmiyorum hani kullanan var mı? Bu en büyük boyu 28 litre. Bugün yine ateş yakmayacağım. Ben ateş kullanan birisi değilim, bunu da biliyorsunuz. Kullandığım zaman da çok küçük ateşler kullanıyorum. Ateş kutusunu kullanıyorum özellikle. Ama burada onu da kullanmayacağım. Çünkü rüzgarlı bir yerdeyim. Yani Çanakkale'nin biliyorsunuz ki rüzgarı meşhur. Bu yüzden sadece tüple geçiştireceğim. Zaten öğünlerimi de biliyorsunuz. Genelde böyle hafif şekilde, tüple atlatılabilir şekilde olacak. Bugün biraz daha hafif bir menü hazırladım kendime. Çok bir şey yemek istemiyorum açıkçası. Tüpümüzü aşağı koyalım. Gidip en yamuk yere kuruldum bu arada ya. Niye böyle bir şey yaptım bilmiyorum. Hiç dikkat ederim normalde ama. Şimdi neredeyiz? Burası aslında Kaz Dağları'nın kuzeybatı cephesi gibi düşünebilirsiniz. O yüzden biraz daha böyle serindir diğer tarafa göre. Bölgede hava temizliği inanılmaz seviyede. Bu yüzden oksijen kaliteli bir oksijen. Ben şöyle geçiyorum. Arabaya biraz daha yakınlaşacağım. Burası biraz daha düz. Ondan faydalanayım. Böyle çok yapışık gibi olduk ama olsun artık, yapacak bir şey yok. Hop. Masamızı alalım.
Tek başına çekim yapmak biraz zor. Yani tek başına kamp yapmak, alışıyorsun zaten bir yerden sonra, çok rahatsız etmiyor ama bunu bir çekim haline getirmek, bunu bir sunum haline getirmek gerçekten çok fazla efor harcatıyor. Zaten kamera arkası olacak bu videonun, oradan bakarsınız. Her neyse, ne diyordum? Burası yaban hayatı konusunda aktif bir bölge. Şu an bulunduğum alanda özellikle çok fazla çakal var, domuz var. İnanılmaz seviyede bunlar, öyle söyleyeyim. Çeyrek seviyede ama aktif seviyede kurtlar var. O yüzden güzel bir bölgedeyim. Yani hani doğallığını bozmamış bir bölgedeyim. Bunun avantajı da var, kötü tarafları da var. Dikkatli olmalıyım. Çok fazla koku bastırmamalıyım. Çok fazla koku döndürmemeliyim ortada. Ve kendime mukayyet olmalıyım. Tek başımayım şu an. Ekstra güvenlik önlemleri almam gerekiyor. Buraya gelir gelmez telefonun çektiği son noktada zaten bizimkilere ben şu anda buradayım diyorum. Çay olsun. Hatta su olana kadar ben birazcık böyle kendimi dinleyeyim, rahatlayayım. Ondan sonra buluşalım. Sonra bir ormanı gezelim. Görelim neler varmış. Birazcık iz takibi yapalım. İzlerde nelere dikkat etmek gerekiyor, onları en azından konuşalım. Yine kısa böyle bilgilerin girdiği video haline gelsin. O zaman haydi. Doğa aslında bir bütün. Hiçbir zaman tek düze bakmamak gerekiyor. İşte burada bu canlı yaşıyor, burada bu canlı yaşıyor dememek gerekiyor. Bu orada o canlının yaşamasını sağlayan şey ne? Bunu bilmek gerekiyor öncelikle. Bunu da iyi okuyarak, doğayı iyi vakit geçirerek, kendinizi doğa konusunda geliştirerek öğrenebileceğiniz bir şey bu. İşte bir mevsimde kayın ağaçlarının altında, meşe ağaçlarının altında ne yetişebilir, ne olabilir? Hangi canlılar bu yetişen şeylerin üstüne gidebilir ve buradan beslenebilir? Bunu düşünmek gerekiyor. Şu anda mesela iz takibi yaparken ne yapmam gerekiyor benim? Önce bir çevre kontrolü yapmam gerekiyor. Yani bir patika oluşmuş mu? Yürüyen bir canlının, bir sürünün geçebileceği bir alan var mı? Bunu görmem gerekiyor. Şu anda mesela, demin o yüzden yolumu değiştirdim. Şurayı görebiliyor musunuz? Burada bir sürme izi var. Domuzlar gelmiş ve burada kök inmiş büyük ihtimalle. Belki karşılaşabiliriz bu arada. Yani şey değil, gündüz de... Bir hayvanla karşılaşmak kolay bir şey. Sonuçta onlar da gündüz devam ediyor. Ve onların bölgesindeyim şu anda. Şöyle bir durum var. Şimdi şuradan ayrılalım. Bunlar kızılçam. Bir kızılçamın altındayız. Bir kızılçamı tanımanın en kolay noktası. Ben üniversitede öğrenim görürken, orman endüstri mühendisi olarak okudum biliyorsunuz. En kolay tanıma noktalarından biri kızılçamların. Bir, gövdeleri hafif böyle kızıla kaçar ve çatlakları çok böyle derindir. Yani şeydir, görüntüsü zaten direkt ayırt edilebilir. Bakarsınız internetten. Bir de şu kozalaklara baktığınızda nasıl duruyor? Ağacın üzerinde sürekli, şöyle yakınlaştırayım sizin için. Ağacın üzerinde bir sürü kuş türemiş gibi gözüküyor değil mi? Bu genelde kızılçamın özelliklerinden biri. Diğer çamlarda bu şekilde görüntü çok fazla olmuyor. Farklı farklı açılara dönüyorlar. Şimdi şurada da bir yol var. Yol yapmışlar. Keza yine aynı şekilde sürme izleri, yoğunlaşmış şekilde sürme izleri. Şurayı görüyorsunuz. Toprak bayağı burada havalandırılmış. Muhtemelen yuvaları da burada. Çünkü hem yoğunluk çok fazla hem de domuzların sevebileceği yollardan biri bu. Bu patikayı muhakkak kullanıyorlardır. Hayvanlarda barınak oluşturma aslında insanların öğrenmesi gerektiği bir usulle oluyor genelde. Biz ne yaparız? Çok güzel gözüksün, şöyle olsun, böyle olsun diye düşünürüz bir şey yaparken. Ama hayvanlarda bu şekilde değil. Şöyle, ben işimi nasıl çözebiliyorum, nasıl kolay şekilde çözebiliyorum ve gerçekten bir an önce orayı boşaltıp başka bir alana geçebilecek seviyede enerjimi harcamam gerekiyor diye düşünüyorlar. Bunu da en kolay dalın altına, en kolay doğal oluşumun altına girerek yapıyorlar. Ve rotalarını asla değiştirmeme taraftarlarındalar. Çünkü en iyi yol bildikleri yoldur gözüyle görüyorlar. Bazen toprak ayak izi göstermez. Bir hayvanın neler yapabileceğini bilmeniz gerekiyor. Kesim yapılan yeri görebiliyorum şu anda. Böyle size keşke gösterebilsem, bakayım bir görecek misiniz? Evet. Şuralarda falan kesim yapılıyor şu anda. Ben biraz daha dolanayım. Biraz daha bir orman yürüyüşü yapayım. Farklı bir şey görürsem size de gösteririm zaten. Hem de şimdi birazcık şarjımı koruyayım. Görüyor musunuz güneşin battığı yeri? İnanılmaz güzel bir noktadan batıyor. Tam iki ağacın arasında. Çok güzel seyirlik bir yer veriyor. Size ne kadar yansıyor bilmiyorum ama gerçekten sadece şunlar için bile doğada bulunmak çok büyük bir motivasyon ya. Evet.
15 dakika içerisinde falan tamamen artık güneş kendisini bırakmış olacak ve artık hava biraz daha soğuk. Üstündekilerin artık yetmeyeceği anlamına gelecek. Birazcık acıktım. Yemek yerim. Ondan sonra zaten otururuz. Meyve salatanızın üzerine muhakkak bir limon deneyin. Çok ilginç bir tadı oluyor. Bir limon sever olarak benim özellikle çok hoşuma gidiyor. Ayrıca bir de bir yerde elma varsa ve meyve varsa benim için tarçın da var demektir. Şimdi bir de bunu tarçınlarsak. Oh, mis. Şunu yiyeyim. Hemen bir üstümü değiştirme operasyonu yapacağım. Çok iyi ya. Ya gerçekten hani şu anda bunu böyle yiyorum ya. Abartıyor gibi düşünüyorsunuz belki ama şunu gerçekten deneyin. Yani o tarçın, o limon o kadar değişik bir tat veriyor ki şunun üzerinde. Görüntüsü de çok güzel. Bence kesinlikle denemelisiniz. Özellikle kamplarda çok güzel bir motivasyon sağlıyor böyle yemekler. Bildiğiniz gibi hiçbir kampta hani gidip de böyle yoğun et yiyeyim, yoğun yemekler yiyeyim mantığında değilim. Hem sindirmesi kolay hem beni rahatsız etmiyor. Enerjimi karşılıyor. Bu önemli. Kampta zaten maksimum faydayı minimum eforla sağlamak gerekiyor. Bunun için bir sandviç, bir meyve, sadece bir meyve, böyle bir tabak hazırlamak bile aslında efor. Bu ama motivasyonu dinç tutar. Bir meyve yeseniz bile bazen bayağı kendinizi kurtarırsınız. Ama tabii ki canınız istiyorsa, eğer konseptiniz tamamen böyle yemek yiyeyim, doğaya çıkayım, yemek yiyeyim modundaysa girip et de yiyebilirsiniz, koca koca etler. Ama bu işte bir haftalık, iki haftalık bir kamptan bahsediyorsanız, daha uzun vadeli bir kamptan bahsediyorsanız çok doğru değil. Evet, ben şu bulaşık işlerini halledeyim. Sessizliği tarifi yok. Saat şu an kaç? Bazen böyle hiçbir şey yapmadan oturuyorum kampta. Özellikle tek başıma geldiğim kamplarda. Sadece böyle etrafa boş boş baksan bile aslında bir sürü şey katıyorsun. Bir sürü problemini çözüyorsun. Ya çok çok ilginç bir şey. Şimdi hava iyicene gidiyor. İyicene kararmaya başlıyor. Bunu daha önce anlatmıştım aslında ama şimdi
sessiz bir ortamda. Şu anda ses yok. Burada gözlerim çalışıyor. Kulaklarım aynı şekilde daha hassas şekilde çalışıyor. Ama hava karardığında, gece olduğunda, artık gözler görmemeye başladığında önünü, diyor ki ben bu duyuyu kaybettim ama ben o zaman buraya yüklenmeliyim. Daha başka duyulara yüklenmeliyim diyor. Ve kulakları biraz daha hassasiyete artmış oluyor aslında. Özellikle bir şey değişmiyor ama insan kendini korumak için buraya odaklanıyor. Burası gidince. Muazzam. Yani bir tane ufak bir böceğin, bir kirpinin yerde yürüyüşünü çok net bir şekilde duyabilir hale geliyorsun. Ve bu sefer koruma dürtüsü diyor ki ya orada bir şey var. Orada bir şey var. Bu büyük. Kesinlikle büyük bir hayvan diyor. Başınıza gelmiştir illaki böyle doğaya çıktığınızda. O duyduğunuz sesler, o büyüyen sesler genelde o karartıdan dolayı vücudun kendisini koruma isteğidir. Bayılıyorum o duyguya. Bunu bu şekilde düşünürseniz siz de bayılacaksınız. Eminim böyle bir şey olduğuna. Çünkü vücut kendini korumak için bütün her şeyi zaten hesaplıyor, yapıyor. Sizin burada sadece yapacağınız şey vücudu desteklemek. Başka bir şey değil. Ben biraz daha oturuyorum. Sonra bir yatmadan önce görüşürüz yine. Uykum geldi be. Yaklaştıracağım.